Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, İYİ Parti'nin değerli üyeleri, inanın ilk değil ama en çok heyecanlandığım bir ortam. Yapılan konuşmalarda, kulağımıza gelen konuşmalarda, yaşadıklarımızda çok fazlasıyla cevap hakkımız doğdu. Biliyorum 10 dakika süremiz var. 10 dakikada dünyalar anlatılır. Ama Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de, Giresun'da sabah akşam yağmur, çamur, güneşte çay toplayan insanların 2 gün, 3 gün içerisinde mutlaka şu konuyu da söylemek lazım, mutlaka şu konuyu da dile getirmek lazım diye 2-3 gündür bana ulaşan mesajların hepsini anlatmak istesem inanın 3 saat konuşmak gerekiyor. Sayın Genel Başkan, öncelikle bir Rizeli olarak ve mutlaka ve mutlaka Fındıklılı olarak anlayan anladı. Öncelikle Rize'de size yapılan saygısızlığı asla ve asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Ve mutlaka buna aldırış etmeden özellikle Fındıklı'ya ama Rize'ye mutlaka bekliyoruz. Eyvallah. Bir söz daha istiyoruz. Sayın Genel Başkanı ve sizleri burada bulmuşken. Millet İttifakı iktidar olursa çay kurun. Amasız ve fakatsız asla ve asla özelleşmeyeceğine dair söz istiyoruz. Sanırım bu alkışlar sözü aldığımızın garantisidir. Biz Rize'den, İkizdere'den, Güneysu'dan, Fındıklı'dan, Çayeli'den, Ardeşen'den arkadaşlarla beraber geldik. Rize'den Ankara'ya bu sabah geldik. Biraz yorgun, biraz uykusuzuz. Yol boyunca çok şey konuştuk, çok şey paylaştık. Ben öncelikle hep beraber yol arkadaşlığı yaptığımız İnsanlarımızı bir kere daha alkışlamanızı rica ediyorum. Ve hemen şunu üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu salonda A Haber'in muhabiri var mı acaba? Varsa vardır, yoksa yoktur. Sayın A Haber muhabiri ve etkili ve yetkili insanları, ben Avni Ertaş, Rize ili Fındıklı ilçesi Meyvalı köyü aşağı Meyvalı çay alım yerinde 75 numaralı çay üreticisiyim. Hiç araştırma yapmanıza gerek yok. Bizi terörist ilan etmenize hiç gerek yok. Ben buyum. Sayın İYİ Partili dostlar, Sayın Genel Başkan ve biliyorum ki ekranları başında bizi izleyen dostlar. Çok enteresan, çok anlaşılmaz bir sürecin içinden geçiyoruz. Gerek ülke olarak, gerek bölge olarak, gerekse tarımsal alanda. Az önce Genel Başkanımız ifade etti. Üreticiden korkan, kaçan tarım bakanı olur mu? Sayın Genel Başkanım, İkizdere'de halktan kaçan bakan oluyorsa tarım bakanı da olur. Alıştık artık. Şaşırmıyoruz bunlardan. Ama bir şey söylüyoruz. Allah aşkına bir şey istiyoruz. Doğu Karadeniz bölgesine tarım bakanı geliyor, açıklama yapıyor. Doğu Karadeniz bölgesi tarım havzası olacak diyor.
Daha sonra Enerji Bakanı geliyor. Doğu Karadeniz'i gördüğüm zaman enerji havzaları görüyorum diyor. Daha sonra Turizm Bakanı geliyor. Doğu Karadeniz bölgesi turizm havzaları olacak diyor. Allah aşkına karar verin. Karadeniz ne olacak? Bilen biliyor. Elbette ki hep beraber iyi olacak. Bilen biliyor elbette ki gözü olan, kulağı olan, yeteneğini kaybetmemiş olanlar biliyorlar. Ama biz inadına gözü olup görmeyenlere, kulağı olup duymayanlara duyurana kadar isyan etmeye devam edeceğiz. Fındıklı'da 24 tane HES projesi için bugüne kadar çivi çaktırmayan, kazma vurdurmayan, alnı açık, başı dik Fındıklı halkını buradan selamlıyorum. Özellikle ve özellikle kendim iki kere gittim, destek olmaya çalıştım. İkizdere'de canı pahasına direnen kadın ablalar, ablalarımız, bacılarımız, yürekten destekliyorum. Ülkenin dört bir tarafında yaşam alanları için mücadele eden mücadele kardeşlerimiz, buradan bir kere daha selamlıyorum. Beraberiz, beraberiz, yolumuz açık olsun, yolumuz beraberdir. Ve buradan duymayacaklarını bile bile bir kere daha bu ülkenin etkili ve yetkili insanlarına sesleniyorum. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Karadeniz'de çok ciddi bir tehlike vardı ve biz bu tehlikeye vampir kelebek diyorduk. Biliyorsunuz. Şimdi bu vampir kelebek yavaş yavaş yok olmaya başladı. Ama ne olur, vampir kelebek gibi şirketleri üstümüze salmayın. Yaşam alanlarını bize bırakın. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizler yöre insanı olarak vergi affı istemiyoruz. Siz 6 ayda bir birilerine vergi affı çıkartıyorsunuz. Biz istemiyoruz. Biz ihale istemiyoruz. Biz çay üretiyoruz. Biz kivi üretiyoruz. Biz fındık üretiyoruz. Elimizde avucumuzda olanları almayın yeter diyoruz. Günlerce, haftalarca toplantı yapıldı. Çaykur, çay üretimi organına geçecek.